Arkadaşlar selamlar. Yeni video ile birlikteyiz. Bu videomuzda ülkemizde yeni motor seçeneğiyle uygun fiyatla birlikte %10 ÖTV dilimiyle giriş yapacak olan ön siparişe açılan Tesla Model Y aracımızı değerlendireceğiz. Artıları nedir, eksileri nelerdir? Onlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Aynı zamanda ben de biliyorsunuz videoyu ilk izleyenler için söylüyorum. Tesla Model Y Long Range kullanıcısıyım. Aracım 18.500 km'ye geldi. Bununla ilgili Tesla ile ilgili artı yönleri, eksi yönleri nelerdir? Bu fiyata bu araç alınır mı, alınmaz mı? Nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak için bu videoyu kısaca çekiyorum. Yeni araç alacaklara belki bir faydamız olur diye bu videoyu çekiyorum. Tesla Model Y kısa menzil versiyonu arkadan itişli, arkadan çekişli ne dersek versiyonuyla ülkemize satışa sunulacak. Şimdi biliyorsunuz 160 kW ve üzeri %10, %40, %60 olarak maalesef ülkemizde ÖTV sınıflandırılması yapıyor. 150 kW bu ara yeni gelecek araç 150 kW 216 beygir güç 430 Nm'de tork sunacak. Şimdi ilk etapta düşündüğümüz zaman şöyle diyebiliriz. Şimdi bizim aracımız 2000 küsür kilo, 2050 ya da 2100 kilo olması lazım long range. Ve içine biz bindiğimiz zaman sürücüyle birlikte 2100 kiloyu çok rahat buluyor. Geçiyor da. 514 beygir bir yana, 216 beygir bir yana. Bu araç yürür mü, yürümez mi? Yakıtı aslında daha fazla olmaz mı diye gelen sorular olacak. Aslında elektrikli araç kullanan arkadaşlar bu gücün ve bu torkun bu arabaya çok rahat yeteceğini çok iyi bilirler. Neden? Şöyle, zaten performans kullananlar da, long range kullananlar da biz şöyle yapıyoruz. Şehir içi günlük normal kullanımlarımızda zaten arkadaşlar aracı standart moddan çıkartıyorum. Ben kendi şahsım adına kullanıyorum ki etrafımda birçok insanda aracı 514 beygir olarak kullanmıyoruz aslında. Ben aracı aldıktan sonra yani belli bir süre tabii ki o 500 beygirlik keyfin tadını kesinlikle çıkarmak istiyorsunuz. Ve ara ara zaten ben de standart moda alıp da kullanıyorum. Ama yeri geldiği zaman ben de dedim ki yani keşke bu 300-350 beygir olmuş olsaydı bu araçla. Menzili 500 kilometre yerine 600 kilometre, 650 kilometre yapsalarmış. Demişliğim olmuştur. Farklı bir batarya kullanacak biliyorsunuz. BYD'den 6 LFP bataryayı kullanacak. Bu da normal bizim long range'lerdeki %25 fazla menzile rağmen long range'lerde kullanılan bataryaya göre biraz daha ağırlığı fazla. 70-80 kilogram arasındaydı sanırım. Bu araç bu kasayı taşır mı? Kesinlikle taşır. Şimdi biz zaten aracı hızlanması da bu arada bizim long range'in 5 saniyeyken bunun da 7,5 saniye. Biz dediğim gibi bu aracı standart moddan sakin moda sürekli ben o şekilde kullanıyorum. Sakin modda kullandığım için biliyorum çok rahat rahat yetecek. Normal 2000 dizeller, işte 1.6 benzinler, 1.5 benzinler normalde kalkışta vesaire falan sakin modda bile çok rahat yiyorsunuz yani onu çok rahat söyleyebilirim. Artılarından biri fiyat. İkincisi MTV. Motorlu taşıtlar vergisi biliyorsunuz. Bizim 36 bin lira benim. 40 bin lira ödeyenler de var. Aracı alış sırasına göre 40 bin lira ödeyenler de var. Bu araçta MTV'miz 10 bin küsür liraya gelecek. 10 bin lira civarına gelecek. En büyük artılarından iki tanesini zaten saymış olduk. Bu aracı şimdi kimler almalı, kimler almamalı? Şimdi yakın zamanda araç değiştirecekler için kesinlikle çok büyük bir fırsat. Yakın çevremden birkaç arkadaşım da aldılar. Kesinlikle memnun kalacağınız bir araç olduğunu söyleyebilirim. Zaten donanım olarak birebir aynı geleceği söylendi. İlk önce işte arka koltuklarda ısıtma vesaire olmayacağı söylendi. Ardından açıklandığında tüm özelliklerin aynı olacağına dair bilgiler aldık. Bu da çok güzel bir özellik. Yeni zaten araca yeni güncelleme gelecek. Arayüzü, ekran arayüzü falan değişecek çok yakın zamanda. Sıra sıra bu bahar güncellemesi geleceğini söylüyor. Muhtemelen Mayıs ayının içinde, belki Mayıs ayına varmadan Nisan'ın son haftasından itibaren Mayıs'ın ortasına kadar tüm araçlara muhtemelen gelecektir. Tesla bunu neden yaptı diye soracak olursanız en basit mantığı şu. Maalesef biliyorsunuz long range'in bile fiyatı şu an 3 milyonun üstünde. Satışlar ciddi manada sayılı bir şekilde gidiyor. 80-100 bandında satıyor Tesla. İlk geldiği zaman biliyorsunuz bir patlama oldu. 10 binlerin üstünde 12 binler civarında sanırım bir
siparişle bir satış grafiği yakaladı. Gerçekten bu alışılagelmiş bir durum değildi. Tesla'nın gerek satış stratejisi yönünden, gerek Türkiye'de alışılagelmişin bir satış yönteminin olduğundan dolayı biz de farklı deneyimler yaşama imkanına sahip olduk. Nisan'dan Eylül'e kadar da bayağı stresli zamanlarda oldukça fazla zamlar da yedik. Bundan dolayı Tesla şöyle bir strateji yaptı Türkiye'ye özel. Nasıl önceden BMW'lerde işte Mercedes de bunu yaptı zamanında. 520 2000 benzinli yerine işte 1.6 benzinlisini getirdi. O şekilde işte motorun stroke çaplarını vesaireyi kısaltarak bu şekilde daha uygun modelleri ülkemize getirebildi. Şimdi burada Tesla'nın amacı tabii ki Türkiye'ye daha fazla satış yapmak. Bu bizim için bir dezavantaj gibi görünse de avantaj olan yönleri de olacak. Tesla'nın şu an biliyorsunuz servis ağı ve süper şarj noktaları yetersiz. Satılan araç sayısına göre yetersiz. Ondan dolayı mevcut hali hazırdaki kullanıcılar için hem Türkiye'nin elektrikli araçlardaki hızlı gelişimi için TOKİ'yle birlikte gayet ben bunu olumlu karşılıyorum aslında. Ama tabii burada yanlış olan bazı şeyler de var. Bizim hali hazırda kullandığımız Tesla Model Y araçların long range ve performans alanlara göre. Yani envanterde araç tutması, aracın şu an tabii ki ikinci el piyasası şu an bayağı sıkıntıda. Sadece Tesla için değil, elektrikli araçlar için değil. Normal içten yanmalı araçlar için de öyle. 3 milyon olan bir sıfır satış fiyatı ikinci elinin 2.2, 2.1, 2.3 milyon bandında satılması ciddi anlamda yani kullanıcılar için problem değil ama yatırım amaçlı düşünenler için maalesef sıkıntı yaratıyor. Tesla bunu da aslında hani bazı kesimler Tesla kendi ayağını sıktı, kendi imajını zedeledi vesaire dese de aslında adamın burada maalesef yapmış olduğu şey hani biz kullanıcıları çok da fazla dikkate almıyor gibi geliyor bana. Sadece adam fabrikasındaki sayı satış adedini arttırıp aldığı paraya bakıyor. Yani. Maalesef bu yönden bazı kesimi mağdur etti diyebilirim. Ama ben aracımı kullanmak için aldım. Uzun yıllar, uzun kilometreler de kullanmak istiyorum Allah nasip ederse. Aracım zaten şu an 18 bin kilometreye geldi. Tesla modeliye alıp bizim dönemimizde 50-60 bin kilometrede aracı olanlar var. Çok şükür hiçbirinde problem yok. Zaten bu elektrikli araçlara ön yargı maalesef bazı şeyleri araştırmamaktan kaynaklanıyor. Yurt dışındaki sitelere girip çevirilerini yapsalar en azından İngilizce bilmeye de gerek yok. Çevirilerini yapsalar. Yurt dışında kaç bin milde, kaç bin kilometrede, ne şartlarda araçlar olduğunu görseler zaten bunlara bütün eleştirilerin çok da asılsız olduğunu anlayacaklar ama maalesef öyle. Şimdi gelelim menzile. 455 kilometrelik bir menzil bize bu araç vaat ediyor. Şimdi benim uzun menzil aracım olduğu için bunlar da 500 küsur kilometre yazıyor WLTP değeri. Tabii WLTP değerini yakalamak çok da kolay değil. Çünkü hava sıcaklığından da etkileniyor biliyorsunuz elektrikli araçlar. Gittiğiniz güzergaha, yola, havanın durumuna göre birçok etken mevcut. Kışın farklı, yazın farklı değerler elde edebiliyorsunuz. Bu araçla da ortalama bunu yurt dışında kullanan arkadaşlarımız var. Ortalama 16-17 kW, 15 kW, 15 ile 17 kW arasında ortalama tüketim değerlerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu da ortalama yani gerçekçi konuşacak olursak normal 90-110 bandında gittiğimiz zaman uzun yolda 380 ila 400 km arasında bir menzil bize sunacaktır. Kış şartlarında da bu menzil 300-350 bandına yaşadığınız şehire göre değişecektir diye düşünüyorum. Bu da gayet yeterli mi? Kesinlikle yeterli. Yapılan araştırmalarda biliyorsunuz günlük araç kullanımının şehir içinde 50 ila 80-100 km bandında olduğunu düşünürsek tek bir şarjla bile rahat bizi 3 gün idare edebilecek bir seviyede olduğunu burada görebiliyoruz. Bence gayet yeterli bir menzil. Şimdi bunu TOKİ'yle karşılaştırmış bazı arkadaşlarımız. TOKİ'yle karşılaştırdığımız zaman Tesla mı TOKİ mu dersek ben TOKİ'da kullandım. Gerçekten Tesla'ya göre konfor olarak baktığımız zaman bir tık konfor olarak kesinlikle TOKİ daha önde diyebilirim. Ama yazılım olarak bana TOKİ çok karışık geldi. Altta bir ekran var, üstte bir ekran. İşte yapmak istediklerimizi alttaki ekrandan yukarı çekiyoruz falan. Bana çok karışık geldi TOKİ. Tesla'da yapmamız gereken tek şey telefonumuzu cebimize koymak. Sadece o. Geri kalan her şey zaten anahtarsız girişimiz var.
aracı tek bir kola bastığımız zaman çalıştırıyoruz. Yani bana çok daha kolay geliyor. Yazılımsal olarak zaten Tesla'yı burada tartışmamızın bir anlamı yok. Yazılımsal olarak Tesla TOGG'un çok çok daha önünde. TOGG'un da bu seviyelere gelmesi için en az bir 5-6 senesi var. Kesinlikle TOGG da çok güzel işler yapıyor. Çok beğendiğim bir araba. Yani ikinci bir Tesla alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum ama Tesla Model 2 çıkarsa muhtemelen ben Tesla Model 2 almayı gönlümden geçiriyorum. Eğer ömrümüz varsa inşallah Tesla Model 2 alırız diye düşünüyorum. Zaten burada satın alma sürecinde ön sipariş açıldığı için araç yine her şeyi siteden yapacaksınız. 50.000 TL'lik bir kayıt ücreti alınacak sizden. Bunun iadesi bu sefer olmadığını özellikle belirtiyorlar. Zaten bizim zamanımızda da sözleşmemizde 10.000 TL yatırmıştık biz. Bunun da geri iadesi olmadığını belirtmişlerdi ama özel nedenlerden dolayı çok çünkü birden dolar kurundaki seçimlerden dolayı, dolar kurundaki artıştan dolayı, dolar verodaki artışlardan dolayı birçok arkadaşımız iptal etti. Bunun mazeret olarak Tesla Türkiye grubu sağ olsunlar arkadaşlarının paralarını geri iade ettiler. Aracı kimler almalı? Kesinlikle yeni bir araç alacak insanlar için bu güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Eğer kurda herhangi bir yükselme olmazsa 1.8 milyona şu an alınabilecek hem en güvenli araçlardan biri hem teknolojik olarak çok önde olan araçlardan biri. Bunu da biliyorsunuz Tesla'nın ileri sürüş otonomu da şu an Avrupa'da hani bekliyor. Henüz daha açılmadı ama yakın zamanda 2024 ya da sonu gibi ya da 2025'in başları gibi Avrupa'da da açılacağını burada öngörebiliyoruz. Öyle bir açıklama olmuştu. Sürekli araç kendini yeniliyor. Geçenlerde biliyorsunuz adaptif far sistemi açıldı. Hem dolu bir araç. Yani rakiplerine baktığımız zaman tabii TOGG var işte BYD var. Yani o fiyatlarda Kona falan var. Geçen bakmıştım ben. Rakip olarak değil ama o fiyatlar bandında. 1.8'e bence şu an fiyat performans olarak karşısında bir rakip var mı diye düşünecek olursak hani fanatiklik yapmıyorlar ama tabii Tesla'nın da kendine göre olumsuz beğenmediğimiz yönleri var. Ama şu fiyata göre 1.8 milyona göre bence şu an yani hiç düşünmeden alınabilecek güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle ülkemizdeki maalesef araç fiyatlarının da artış gösterdiği bir dönemdeyiz kurlardan dolayı. Yalnız ikinci el ve sıfır araç satışlarında da durağan bir dönemdeyiz. Ondan dolayı hem elektrikli hem de içten yanmalı araçlar bu tip satışlarını ilerletmek için bu tip kampanyalar yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dilim döndüğünce yeni motorla ülkemize girecek olan Model Y'yi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuş olur. Yine merak edilen, araçla ilgili merak edilen sorular varsa memnuniyetler, yorumlar kısmına belirtin. Ben dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışırım.